Зайди по дому. Basın açıklama ihtiyacımız aslında yeni bir oluşumdan doğdu. O da bilirkişilik yasası diye bir yasa çıkarıldı biliyorsunuz bu yıl içinde. Ve bu yasanın uygulamasına yönelik de bir yönetmelik yayınlandı. Bilirkişi yönetmeliği adı altında bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikte de artık herkes önüne gelen bilirkişi olamıyor. Bilirkişi nasıl olunacağını düzenledi bu yönetmelik. Ve dedi ki en azından alanında 5 yıl fiilen deneyimli olması lazım. Çalışmış olması lazım. Ve mutlaka zorunlu bir eğitimden geçmiş olması lazım. Diye bir kural getirdi. İşte biz bu zorunlu eğitimi kimler vereceğini de belirledi yönetmelikte. Yetkilendirdiği kuruluşlar içinde bizim odamız da var. Kocaeli Serbest Muhasebe Cumhur Müşteri Odası'nı da eğitim verecek yetkilendirilmiş kuruluşlar içine sahip. Dolayısıyla biz de bu amaçla yola çıktık. Şimdi Perşembe günü, büyük ihtimalle Perşembe günü eğitimleri başlatacağız. Ayın 19'unda. Ve odamıza müracaat eden arkadaşların sayısı şu anda 150 civarında ama biz bu sayının 200'ü geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü 16 Ekim Pazartesi günü ne kadar başvurular devam ediyor. O tarihten itibaren eğitimleri planlayacağız. Kaç arkadaşımız bizim odada eğitim almak istiyorsa bu arkadaşlarımıza Perşembe günü sınıflar açacağız. Sabah açı öğrenci sınıflarda bu eğitimleri yapacağız. Şimdi bilirkişi eğitimlerinde hangi konularda eğitimler yapacağız sizlere dağıttık. O konular var orada dikkat ederseniz. Kocaeli Üniversitesi'nin hocalarıyla da anlaştık. Aslında TÜRMOL yani bizim birliğimiz Ankara'daki birlik bu eğitimleri organize edecekti ama sürenin uzaması bir an önce bunların bitirilmesini sağlamak adına biz Kocaeli Üniversitesi'ndeki hocalarımızla da görüştük. Onlardan da teyit aldık. TÜRMOB'dan da onlar adına izinler alındı. Girişimlerde bulunuldu. Ve hocalarımız, Kocaeli Üniversitesi'nin hukuk hocalarımızla bu eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimlerin tamamlanmasına ödeyecekleri bedel. Kocaeli çapında bizim bildiğimiz 3 kurum yetkilendirildi eğitimlerle ilgili. Bunlardan birincisi biz, diğeri Mimar Mühendisler Odası, bir diğeri de Kocaeli Üniversitesi. Fiyatlar mukayese edildiğinde bizim fiyatlarımız en düşük fiyatlar olarak görünüyor. Diğerlerin fiyatları bizimkilerden yüksek. Dolayısıyla talep bize biraz fazla. Bu talebi de biz gereği şekilde karşılayacağız zaten. Bunda sıkıntı yok. Biliyorsunuz bilirkişilik nedir? Bilirkişilik mahkemede yapılan görüşmelerde, davalarda hakimin uzmanlık alanı dışında olan konularda hakimin kararına yardımcı olarak uzman kişilerin rapor düzenleyen kişilere verilen görev bilirkişilik görevidir. İşte bu bilirkişilik göreviyle ilgili kamuoyunda çok tartışmalar yapılıyordu. İşte bu bilirkişi raporu yanlış, şu şöyle doğru, şu şöyle şeklinde yönlendirmeli, taraflı vesaire gibi tartışmalar yapılıyordu. İşte bu bilirkişiliğin müessesesinin bir disiplin altına alınması, daha doğru, düzgün kararların alınmasına katkı sağlayacak kişilerin eğitimlerden geçirilmesi hedeflendi. Biz Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak da bu hedefleri gerçekleşmesinde katkı sağlamak istiyoruz. Ve bu eğitimlerde buna bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Toplantı amacımız bu. Bunun kamuoyuyla paylaşılması istedik ve paylaşıyoruz sizlerle kamuoyu adına. Eğitimlerimiz biraz önce de ifade ettiğim gibi Perşembe günü başlayacak. Ve bir hafta içinde bize başvuranların tamamının eğitimlerin bitirmesini planlıyoruz. Biliyorsunuz Ekim ayının başında şey yayınlandı. 2016 ve 2018 yılının orta vadeli program yayınlandı hükümet tarafından. Ben yani 2018, 2016 ve 2018 yıllarında hangi işlemleri yapacağım anlamında bir program yayınlandı. Orta vadeli programda
Vergi notları ne? Vergiyle ilgili gelişmeleri önümüzdeki 2 yıl içinde hükümet ne düşünüyor bu konuda? Onunla ilgili bazı tespitlerimiz var. Kendi uzmanlık alanımızla ilgili. Aslında 2014-2016 arası orta vadeli programa bakarsanız yeni yayınlanan orta vadeli programla birebir aynı. Olacak, yapılacak, edilecek şeklinde geçiyor. Ama bu yeni orta vadeli yani 2016-2018 dönemini kapsayan orta vadeli programda benim dikkatimi çeken özellikle sizinle paylaşmak istediğim 2 önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi izaha davet diye programa alınmış aslında. Alınan program uygulamaya da kondu. Bu program uygulamaya kondu. Şimdi mükellefler diyelim ki bir vergisel problemi oldu. Vergi kaçakçılığıyla şüphe uyandıran bir durum oldu. Vergi dairesi tarafından şüphe uyandırdı. Bunun üzerine gel diyecek vergi dairesi mükellefe. Şunu bana bir anlat. Bu şüpheli durum nedir? Eğer anlattığı o şüpheli durumla ilgili vergi dairesi ikna olursa veya vergi denetim bürosu ikna olursa bir şey yapılmayacak. Ama ikna olunmazsa belgelerle haklılığını kanıtlayamazsa mükellef onunla ilgili işlem yapılacak. Bu orta vadeli programda da var ve uygulamaya da kondu. Bir diğer konu belediye meclislerini takip ediyorsanız ki mutlaka ediyorsunuzdur en çok özellikle Büyükşehir Meclisi'nde en çok gündem maddelerini oluşturan ne vardır? İmar değişiklikleri vardır. Bir bakıyorsunuz bir gün konut alanı olan şey sanayi alanına dönüştürülmüş. Veyahut da yeşil alan bilmem neye dönüştürülmüş. Her dönüşümde korkunç rantlar ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız bu E5 üzerindeki yerler bir anda ticaret alanına dönüştürüldüğünde metrekaresi 1000 lira olan yerler 10 bin liraya çıktı. Bu nedir? Bir ranttır. İşte şimdi orta vadeli programda, hükümetin orta vadeli programında diyor ki imar planlarında yapılan değişiklik sonucunda ortaya çıkan rantlar kamuda bu rantlardan pay alacak diyor. Bunun anlamı şu. Diyelim ki bir imar değişikliği yapıldı. Örneğin Kandıra yolu üzerinde bilin Yeşilova tarafında sağ taraf, İzaydaş'a dönen yolun sağ tarafı tarım alanıydı. Birdenbire ticari alana döndü. Tarım alanından ticari alana dönmesi demek ne demek? Oradaki toprağın en az 10 kat değerlenmesi demek. Ve bundan şimdiye kadar hiç kimse bir pay almıyordu. Aslında alınması gerekirdi. Alınmıyordu. Şimdi 100 lira olan bir metrekaresi yer 1000 liraya çıkmışsa aradaki 900 liranın rantından bir payın aslında oradaki imar değişikliğinden kaynaklanan bir paradır o. Bunun kamunun bundan bir pay alması son derece normaldir ve almalıdır. Alınması gerekir. Bu orta vadeli programda konmuş. Bunun takipçisi olacağız. Hakikaten alınacak mı? Alınmayacak mı? Biz de mali müşavirler olarak bizi ilgilendiren bir konu olduğu için, vergisel bir boyutu olduğu için bunun takipçisi olacağımızı söylemek istiyorum.